Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis ülkede patlak veren altın pasaport skandalıyla ilgili ifade verdi. Araştırma komisyonunun karşısına çıkan Rum lider yolsuzluk iddialarını reddetti. Güney Kıbrıs Rum kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı ortaya çıkmış. Rum siyasi ve bürokratların Çinli bir suçluya pasaport satış pazarlığı videosu yayınlanmıştı. Rum lider Anastasiadis altın pasaport skandalına ilişkin komisyona ifade verdi. 2013'te Cumhurbaşkanı olduğunda devletin kasasını boş bulduğunu söyleyen Anastasiadis, Avrupa Birliği vatandaşlığı programını savundu. Yatırım karşılığı vatandaşlık programının kriterlerini kolaylaştırdık. Bankalarda paraları batan yabancıların da dahil edilmesini sağladık dedi. Rum lider kızıyla kurduğu hukuk firması ve damadının şirketiyle ilgili yolsuzluk iddialarına da cevap verdi. Başkanlık görevine gelince şirket hisselerimi devrettim. Ayrıca benim şirketimle ilgili her türlü mali denetim de yapıldı. 2013'e kadar 8 kişiye, başkan olduktan sonra ise kızımın şirketi 57 yabancıya vatandaşlık konusunda aracılık yaptı. Damadımın şirketi ise kızımla evlenmeden önce bu işleri yapıyordu. Tümü de yasal ifadelerini kullandı. Yakın dostu olduğu ve özel uçağını kullandığı Suudi Kraliyet ailesine verilen pasaportlarla ilgili soruları da yanıtlayan Anastasiadis, 15 milyon euro yatırım yapacaklarını taahhüt etmişlerdi ama 20 milyon euro yaptılar, tümü yasal dedi. Seyşel Adaları'na 300 milyon euro kaçırdığı iddialarına ise Seyşellerin yerini bile bilmediğini söyleyerek cevap verdi.